Boy safından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine yani 2016'da çıkmış bu oyun sanırım ama bunu oynamamdaki sebeplerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bundan önce 10 Ağustos 2017'de Roblox'a Geometry Dash'a benzer Roblox platformunda bir oyun bulmuştum hatırlarsanız. Yani bu videoyu izlemek isterseniz de Geometry Dash oyun safı yazarsanız görebilirsiniz. 55.697 izlenme, 1584 like almıştık. Gerçekten çok güzel bir oran arkadaşlar. İnşallah tüm videolarımızda böyle like'lar görürüz diye düşünüyorum. Şimdi ben bu oyunu oynadıktan sonra hep aklımda olan bir oyun vardı. Geometry Dash oynamamıştım. Telefonda var denmişti ama bilgisayar platformunda ilk defa oynayacağız bunu. Ve oynalım böyle. Aa, güzel, tamam. Aynı, tamamen aynı şu an. Aynı Roblox versiyonu gibi ama bu da onun kadar bir zor olabilir aslında. Onu da söyleyebilirim yani. Yes, tamam. Çok yakından atlamalarımızı gerçekleştirmek zorundayız. Acaba skill'ler alıyor muyuz? Ay! Harbi zor. Yani belli bir save noktaları da yok arkadaşlar. Hadi. Çıldırmak elde değil. Harbiden çıldırmak elde değil arkadaşlar. Bu oyunun linkini paylaşacağım. Gerçi Steam üzerinde sanırsam bu ücretli oyun ama ücretsiz bir şekilde hani indirebileceğiniz platformlar var internette. Yes! Hayır! Yeni rekor %18 olsa ne olur bebeğim? Harbiden geçemekten sonra. Oyunda her tuşla oynanabiliyor. Space tuşu düşünün. CTR tuşu, ondan sonra yukarı tuşu, hatta mouse tuşlarıyla her şeyle oynanabiliyor. Yeter ki sana hangisiyle geçebilirsin onu tıklamaya çalış abi. Ama harbiden çıldıracak tarzı oyun, harbiden çıldıracak tarzı oyun. Neyse, tamam. Şöyle bundan sonraki de farklı bir şey deneyeceğim. Bu şekilde çarparsanız söylüyorsunuz, yanlış anlamayın yani. İle sana sivri uç gelmesine gerek yok. Okey. Daha cool bir nokta buldum abi. Şimdi bir bakıma kolay noktası ne biliyor musunuz? Zıpladıktan sonra havada bir daha ok tuşuna bassan da işe yaramıyor. O yüzden aslında havadayken mesela şu noktadaki gibi sadece mouse tuşuna bas ve geç. Ama böyle bir noktaya gelirsen de geberirsin, o da ayrı bir nokta. Okey, 25. deneme. Hadi Osman, yapabilirsin be. Yapabilirsin Osman. 26. deneme görüyorsunuz arkadaşlar. Yani boyun beni fıttırır. Neden fıttırır? Ben çok aceleci bir insanım. Ve karşıma gelen engeli görmeden hemen hareket ediyorum. Roblox'ta da öyle yapıyordum yani. Roblox'ta da çok profesyonel değildim. Hatta oynayın yani, deneyin. Linkini bunun altına paylaşayım. İnşallah unuturum. Unutmam pardon. Eğer unutursam da hat atın bana. Roblox versiyonunu ekleyeyim arkadaşlar. Onda da yine böyle küp adamsın zaten. Hani Roblox karakterin yok. O yüzden farklı bulmuştum oyunu. Onda da çıldırmıştım. Hani bu ücretli diye belki alamayan olur. Ama o ücretsiz arkadaşlar ve mutlaka oynayın yani, isterim oynamanızı. Evet, cool. Tamam, hadi. Hah, bu sefer tamam abi. Örnek engeli görmek lazım abi. Aman Allah'ım. Haha. Bu farklı bir şey, çok güzel. Bu Roblox'ta yok abi işte, bak bu Roblox'ta yok, kabul edebilirim. Hani normal atlamalı falan filan var. Şu an kilitlenmiş konumda olduğum için. Abi nice, tamam. Güzel. What? Hayır, bu sefer olmadı. Tekrardan başa dönüyor. Çıldıracak beni. Ya buradan nasıl yapacağım? Oha. Okey, tamam. Cool gidiyoruz şu an ama. Kendime diyorum çok güvenmiyorum ben bu oyuna. Ha, o noktalarda basmayacağım, tamam. Bu noktalarda da ölmemem gerekiyor aslında ama. Tamam. Ah! Unuttum onu. Tamam, bu sadece basit bir şeydi. İlk başta ölebilir. Neden? Çünkü oyuna adapte olmadım falan filan yani. Ya ama! Gerçekten yakın geçtim aslında. Niye öldürüyor bu? Tamam, temiz gidiyoruz abi. Çıldıracağım. Aslında bu elektrik cezalı falan olmalıydı. Ama bu sefer kesin büyük ihtimalle bayılırdım. Harbiden bayılırdım. Ölmüş olurdum yani. Çünkü şuna bak, her defasında çat çat çat. Bunu Ercan veya Faruk da mesela olursak ekip olarak şey yapılabilir. Hani her öldükten sonra elektrik cezası abi. Cool olurdu yani. Gerçekten cool olurdu.
12. deneme. Bu sefer hadi biraz daha ileri gideceğiz. Tamam. Tamam, temiz gidiyoruz abi. Konsantre ol dedim, konsantre. Ah, hadi bir daha, tamam. Bu sefer güzel bir noktaya gideceğiz abi, hadi. İnşallah hakkımız hayırlısı olsun. Aynı noktada geçecek kadar kamil bir insan varsa o da benimdir, biliyor musun? Ya sen de oyunu hatırlasana. Hatırla, sadece hatırla yani. Bak bir daha aynı yerde ölürsen zaten ben şok. Hayır, ah. Okey. Çalışacağım. Okey, tamam. Polar Race dedi. Attention 1. Ah, farklı bir şey. Tamam, yukarıdaki şeylerden atlayabiliyoruz. Tamam. Yo, oyunda near best yaptım. Neden? Çünkü ilk oynayışım. Abi bir de o da var, bakın arkadaşlar. Hani oyunda loop'un sebeplerinden bir tanesi, ben şu an ilk defa oynuyorum bunu gördüğünüz gibi. Yani ilk bestlerimi yaşıyorum. Hani bunda ben pro'yum derseniz de şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Geometry Dash'ın orijinal oyunu oynayın da ondan sonra bana pro'yum deyin yani. Hatta belgelemek isterseniz Zofox Türkiye sayfamızdan bize belgeleyebilirsiniz. Yapmamam gereken bir şeydi. Sivri ucu görmedin mi Osman? Gözünü seveyim. Neyse, bir daha yapıyoruz. Hadi. Ah, ondan zıplayacaktım böyle. Ama yapmadım onu. Neden yapmadım? Çünkü noob. Hayır! Hayır! Ama kısa tutamam ki. Yani kısa tutamam. Yapamam. Başka bir şey, alternatifi yok. Öndekini gör Osman. Öndekini gör. Öndekini gör. Neyse, bir daha gidiyoruz abi. Bundan sonra rekorlarımı kıracağım tabii ki. Ne zaman arkadaşlar? Güzel like'larınıza ihtiyacım vardı. Güzel like patlaması gelirse bu oyunu tekrar oynarım. Bu sefer best best yaparız yani. Ve bizi Roblox için Discord'dan ve Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen çıkan şu şeylerden paylaşabilirsiniz. Şey yapabilirsiniz. Girip alttaki açıklama kısmına tıklarsanız tabii göreceksiniz linkleri. Takip ederseniz çok sevinirim. Kanalımıza abone olmadıysanız da hemen ne bekliyorsun şu an? Abone ol. Çok şey kaçırıyorsun dostum. Çünkü gerçekten çok güzel günler geçiriyoruz. O güzel günlerimiz sizlerle artacak. Böyle olursak biraz şüpheliyim. Büyük ihtimalle çünkü ben sinir hastası olmuş ve şu an kendimi tokatlıyor olacaktım yani. Hadi bu sefer yapacağız abi. Bu sefer tamam. Ondan ona düşeceğim, sonra zıplayacağım. Nice! Geçti! Oyun safı geçti! Çık! Bundan da çık. Die out deneyelim şimdi. Attention 1. Birinci deneyişimiz oluyor yani bu. Yes, güzel. Bir öncekinden daha kötü oynadım. Bir öncekinde %7 yapmışım, şimdi %6. Niye zıplıyorsun şimdi? Oradan aşağı düşmen gerekiyor. Resmen adamın kucağına atladın yani. Adam sana dikmiş bir şeyleri, sivri şeyleri. Sen de gittin çarptın yani Osman, harbiden. Birer birer atacağız galiba. Önce %9, %10, sonra %11. Evet, ilk seferde iki kere böyle gidiyoruz yani. Gerçekten zor ve sinir edici oyun yani. Gerçekten yani. Bir de ben kasılabilen bir insanım böyle şeylerde. Hani tokatlayıp böyle parçalamak istiyorum belli şeyleri ama yapamayınca da yaparsam çünkü çok büyük zarara uğrayabilirim. Elimdeki boz 450 lira. Patlatırsam 450 lira zarar girmiş olurum. Kulağımdakini alıp yerden yere vurursam büyük ihtimalle yine o civarda bir fiyata mal olacak. Öndeki bilgisayarı patlatırsam ne acileci bir durum olur biliyor musunuz? 13 bin liraya mal olur bu bana. Onun arkasındaki monitörleri patlatırsam 500 lira. Onun arkasındaki kamerayı patlatırsam 4 bin lira. Yani o yüzden Osman sakin kal diyorum şu an kendime. Abi bastım, bastım, çıldırma beni ya. Köşesine denk geldi ya da gelmedi. Bastım mı bastım, niye anlamıyorsun? Bunu anlamayacak kadar saf mısın yani? Bir saf varsa o da benim. Aa geçtim o. Aa o da geçmemişim, best herhalde. Aa boss, yeni renk açılmış. Çok önemli bir şeydi. Geçmemi sağlayacak bir şey değilse bana ne? Can't let go. Yok mu oğlum bunun ayarı mayarı yok mu ya? Ayarı mayarı yok mu harbiden? Çıldırtmayın beni. Oh yeah! Güzel. %9 kabul edebilirim. O da güzel. Çünkü oyunların belli bir şeydir. Hani sağ tarafa doğru atlıyorum ya. Sanki biraz bir tık daha zorlaşıyor. Hani bundan
Vallahi. Evet, burada da 3-4 kere öldüm arkadaşlar bu arada. Ne güzel ilerledim be harbiden. Evet, başka varmış, jumper varmış burada. Deneyelim bakalım jumper. Haydi inşallah. Bu mu yani? %2. Lan ne yapacağım lan? Aa, şu an ne yapacağımı anlamadım, dur. Ha böyle. Tamam. Atlıyormuş, nereden bilebildim ki yani o? Bismillahirrahmanirrahim. Basıyorum ama bak şu an korktuğum için de basmıyor da olabilir, bilmiyorum ama. Nibes, %4, tamam. Anladım, çaktım davayı. Map de değişmiyor, o bakıma güzel. Düşünsenize, Flappy Bird diye bir oyun vardı hatırlarsanız sanki. Map de değişiyor lan. Flappy Bird'de sürekli değişiyordu, belli bir yerlere gidiyorsun ama yine de ölüp ölüp duruyorum, burada konuşuyorum. Aslında çok odaklanmış konumdayım ama. Nice, güzel, %5 yaptık. Onda mesela sürekli değişiyordu o boruların yeri. Bunda değişmiyordu ama niye zıplıyorum orada mesela anlamıyorum. Beni bir tık zıpla, bir tık zıplama ama fark ediyor mu abi? Tamam, böyle yeter. Gerçekten yeter arkadaşlar. Umarım beğenmişsiniz, beğendiyseniz kanalımıza abone olun. Like atmayı unutmayınız. Geometry Dash biraz zor bir oyun. Bunu belki cezalı moda çevirebiliriz mesela. İçecek challenge olabilir. İstiyorsanız beni yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu nasıl bir ceza olsun? Yani siz belirleyin. Tabii ki absürt gibi cezalardan bahsetmeyelim. Yapamayacağımız bir şeyler olabilirse biz evde alalım yani, anladın mı? O yüzden challenge'lar biraz o kadar çok aşırı derecede bizi utandırıcı olması arkadaşlar. Görüşmek üzere, sizleri seviyorum.